Selamun aleyküm everyone. Bugün Philips Hue rehberini yani Philips Hue rehberiyle karşınızdayım. Ay bugün şunu inceleyeceğiz, videolarım var diye ondan öyle oldu ama yapmamız gereken şey aslında hani hangisi size göre, neye göre şeklinde. O zaman başlayalım. Giriş olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Philips Hue'nun bir normal Hue'a bağlı olan ve bir de Bluetooth'lu olan ürünleri var. Bendekiler sadece Hue'a bağlı olan ve bu seride Hue'a bağlı olanlar üzerinden Hub da denebiliyor. Hub'a bağlı. Hub'a yani ben Hub demeyi çok seviyorum ama. Neyse konumuz bu değil. Philips Hue'da 4 tane alt seri var. White, White Ambiance, White Flament, White and Color Ambiance. White and Color Ambiance. Daha doğrusu şey. İç ve dış mekan için olan ürünler var. Bendeki bunlar iç mekan, bir de dış mekan ürünleri var. Şimdi gördüğünüz gibi. Bunlar yani. Dış mekanda ise suya dayanıklılık, hava şartlarına dayanıklılık gibi özellikleri var ve birazcık daha kablolama olarak korumalı bir sistemde geliyor. Onlar da yeni yeni Türkiye'ye geldiler ama hiç canlı göremedim. Duyu tipine gelirsek Philips Hue Türkiye, yani Türkiye pazarında 3 farklı duyuda satış yapılıyor. E14 minik ampul tipi olan şunlar E14'tür. Onun dışında E27 klasik duyu şu ve benim elimde olmayan GU10 isimli bu iki yanı spotlarıyla alakalı olan spotlar var. Fakat yurt dışına çıktığınız zaman özellikle Amazon'da çok çok daha geniş skalalı duyu tiplerine rastlayabiliyorsunuz. Ve son olarak Türkiye'ye gelen ampul şekilleri ise klasik ampul, mum ampul ve spot şeklinde geliyor. Bir de yuvarlak var White serisinde, o da sadece. Yani normal yuvarlak tip olarak. Hub'a gelirsen bu bütün ürünleri kullanmak için Hub'a ihtiyacınız var. Şöyle ki mesela diyelim Hub'ınız yok, bunu açtığınız sadece tek renkte kullanıyorsunuz. Normal tek standart olan gün ışığını veriyor. Hub üzerinden işte renk senaryoları, renkler, otomatik açma kapatma gibi bütün özellikleri kontrol edebiliyorsunuz. Apple HomeKit'e bağlanıyor. Apple HomeKit üzerinden direkt kontrol edebilirsiniz. Zaten şey var, eğer HomeKit üzerinden senaryolarınızı yaparsanız büyük ihtimal bir daha hani Philips Hue'ya ekstrem durumlar dışında girmenize gerek kalmıyor. Fakat çok büyük bir eksiği var. Bu hub hem 2.4 GHz hem de 5 GHz bandında çalışabiliyor. Fakat bu çalışmayı yaparken kesinlikle hangisinden karar çalışmaya karar vereceğini siz karar veremiyorsunuz. O kendi, ben canım 2.4 GHz'de çalışmak istiyorum ya da 5 GHz'de çalışmak istiyorum diyor. Bu şekilde de olduğu zaman siz telefonla Wi-Fi ağı üzerinden bağlamaya kalktığınızda bağlanamadı hatası alıyorsunuz. Yani onun giriş yaptığı şeyi bulmanız gerekiyor. Bunun için de iki çözüm var. Ya 2.4 GHz bandını kaldırmak, sadece 5 GHz'e bağlamak ya da bununla yaşamaya çalışmak. Yani maalesef. White serisine gelirsek,
White serisi sadece beyaz ışıkların ampulden oluşuyor. 2 adet ampul var. Bir tanesi bu klasik Philips tasarımı olan ampulden, bir de yuvarlak klasik tasarım olandan. Sadece beyaz ışık veriyor. Bunu aç kapa yapabiliyorsunuz söylediğim gibi. Yeni olan seri ise şu. White Pink Flament serisi retro sevdalılar için çıkmış olan bir seri. 3 farklı ampul tipinde geliyor. Edison filamentleri olarak geçiyormuş bu ampul tipleri. Onlar da 2100 Kelvin sıcaklığına ulaşabiliyor. 3 farklı ampul içeriyor ve klasik bu ampullerine göre gövdesi siyah olan bir seridir. Tam böyle hani endüstriyel tasarıma uygun olan ampuller. White Ambiance'a gelirsek, serinin yani bu White Ambiance serisi en soğuk beyazdan en sıcak sarıya kadar renk skalasına sahip. Sadece beyaz ve sarıları destekliyor. Bu arada Edison filamentlerine göre şöyle bir farkı var. Edison filamentleri sadece 2100 Kelvin sıcaklığında fixken bunları istediğiniz Kelvin sıcaklığına getirebiliyorsunuz. Hemen hemen WhoPlay uygulaması dışında, WhoSynchronization uygulaması dışında hemen yani tüm yapabildiklerinizi bundan yapabiliyorsunuz. Tabii 16 milyon renk harici. Seride E14 ampul var, E27 ampul var, GU10 için spotlar var ve ayrıca bu seride Werner ve Wellness isimli iki tane masa lambası var. Bu seriyi genelde kullanmak için, güneşini simülte etmek için tercih ediyorlar. Reklam filminde gördüğünüz gibi. Bu arada 2200 ile 6500 Kelvin arası gidiyor. Ve en geniş seri. White and Color Ambiance. Bu seri 16 milyon renk artı size en sıcak ve en soğuk sarılı, yani en sıcak sarı ve en soğuk beyazı sağlıyor. 2000 Kelvin ile 6500 Kelvin arası gidebiliyor. Diyeceksiniz şimdi en renk skalası geniş, o beyazlığı niye 2000 Kelvin'e düşmüyor?
Bundaki amaç sadece gün ışığındaki renkler olduğu için mesela siz 2000 Kelvin'e geçtiğiniz zaman bariz aşırı sarı bir renkle karşılaşıyorsunuz. Bu seriyi Philips'in ambient TV'lerine ve şeylerini kullanan yani Hue senkronizasyon uygulamasıyla bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Şimdi HDMI Box çıktı. Onun sayesinde her cihazınızda kullanabiliyorsunuz senkronizasyon olayını. Seride E14 ampul, yani E14 duy, E27 duy ve Gutan spotları var. Bunu söylemiş miydim? Bir şey oldu çok tekrarlayınca. Ve kapsamlara gelirsek Türkiye'ye gelen ürünler arasında Light Strip var. Şu. Hue Play denilen çubuk şeklinde biraz daha geniş, özellikle bilgisayar ve televizyon arkaları için üretilmiş bir ışık. Signa zemin ışığı. Signa masa lambası. Flourish masa lambası. Go taşınabilir lamba, bu arada kendinden bataryalı. Blue masa lambası ve son olarak ise Iris masa lambası. Yani dediğim gibi seri en kapsamlı olan seri ve hemen hemen her türlü evinizde kişiselleştirmeye izin veriyor. Yani mesela Hue Bloom var. O kadar soft güzel bir ışık sergiliyor ki. Ya da Iris çok yoğun bir patlamak istiyorsanız neredeyse spot gücüne sahip. Bunlarla ilgili sorunuz olursa aşağı bırakırsınız. Bu genel olarak hangisini tercih etmenize yönelik. Dış mekana gelirsek Kalla isimli kaide ışığı var. Kalla uzun kaide var. Light strip led var. Lily spot var. Ekonik direkt lambası, ekonik duvar lambası ve ekonik ayaklı lamba var. Bunlar full dış mekan için hiç gerçek bir şekilde görmedim. Yani reklam filminde gördüğünüz gibi bunlar. Gelirsek hangisini tercih etmelisiniz? Şimdi benim amacım asıl aydınlatma diyorsanız, yani evimi açayım, kapatayım, kısayım, böyle çok renk önemli değil derseniz direkt size white ambiyansı gösteririm. Ama hani ben dekoratif olarak kullanacağım diyorsanız white and color ambiyansı. Fakat şunu söyleyeyim. Bunları alıp tavana takıp hani bütün evi aydınlatabilme gibi bir fikirleriniz olmasın. Çünkü lümen değerleri düşük olduğu için istediğiniz kadar yoğun bir ışık vermiyor. Yani bunlarla ampullere göre bayağı soft bir ışıkta kalıyorsunuz. Ama yani verdiği his, özellikle mesela kısabilme ve renklerle oynayabilme gerçekten başarılı. Eğer senkronize edecekseniz zaten hani televizyonun arkasına takacaksınız, işte efendim söyleyeyim televizyonun ütenize bir ışıkla, yani izlediğiniz filmle görsel şölen diyorsanız zaten mecbur bunu almanız gerekiyor. White ise genelde sokak için kullanılıyordu önceden. Sokağa alıyordu. Tanıdıklarım herkes kapı ve balkonları için almıştı. Fakat yani White'ın satıldığını bile düşünmüyorum artık. Yani başka kalmadı, yani bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyla ilgili sorularınızı aşağı bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü soruları cevaplamayı çok seviyorum. Ve görüşmek üzere. Hoşça kalın.